العظيم أتوب إليه. أما بعد، باب ما جاء في الثقة. Muhterem kardeşlerim, bugünkü hadis-i şerifimiz inşallah hırsızlık hakkında olacaktır. Aslında dünkü dersimizde işaret edildiği gibi konu başlığı kitabımızda nehep, gaş, hıyane ve sirka idi. Yani insanların mallarını zorla ellerinden almak, yağmalamak, soymak, hıyanet etmek, aldatmak ve hırsızlıkla alakalı. Sonuç itibariyle bunların hepsi Müslümanların mal hakkına uzatılmış haksız bir işlemdir. Allah Celle Celaluhu mallarınızı aranızda haksız işlemlerle yemeyin buyuruyor. Dinimizin temel amaçlarından bir tanesi de malı muhafazadır. Tıpkı dini muhafaza, aklı muhafaza, malı muhafaza, canı muhafaza, nesne muhafaza olduğu gibi. Bunların hepsini Allah Celle Celaluhu masum, yani saldırıdan emin kılmış ve korumuş, bu tecavüzü önleyecek bir kısım ceza hukuku koymuştur. İslam ceza hukuku kendine mahsus özel bir hukuktur. Bu mantığı anlamayan insanlar buna çok çatarlar. Mali hukukta, evlenme boşanma gibi medeni hukuklarda, kiralarda, alıp satımda, bugün yürürlükte olan hukuklarda elbette ki muamele olması açısından İslamiyet'te bir benzerliği vardır. O taraflarda pek sorun çıkartmıyorlar ama şeriat deyince İslam ceza hukukunu çok insani olmayan, sert, acımasız, katı, bu asırda uygulanması mümkün olmayan bir hukuk olarak görüyoruz. Aksine biz de tam zıttını iddia ediyoruz. İslam hukuku bu noktada amacı gerçekleştiren bir hukuktur. Nev-i şahsına münhasır bir hukuktur. Doğrudan insanı korur. Suçun bizzat kendisi ve suçluyu cezalandırır. Başka insanları ondan korumuş olur. Bunu nasıl gerçekleştirir? Bu konuları yeri geldikçe anlatılacaktır inşallah. Allah-u Teala hırsızlığı yasaklamış, haram kılmıştır. Ve bunu haksız kazanç yollarından birisi olarak saymıştır. Kur'an-ı Kerim yine Maide Suresi 38 ve 39. ayet-i kerimeler hırsızlığı haram kılıyor. وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ Erkek hırsız ve kadın hırsız. فَقْتَقُوا اَيْدِيَهُمَا Bu ikisinin ellerini kesiniz. Cezaen bima kesebâ kazançtıklarının yapıp ettikleri o suçun bir cezası olarak نَكَيْلًا مِنَ اللّٰهِ ve Allah'tan bir azap olarak. Ellerini kesin. Vallahu aziz, Allah azizdir. Mağlup edilmez bir güçlüdür. Hakim ve hikmet sahibidir. Kimi anlamaz insanların ahmaklığı aptallığa kadar götürerek İslam'a, Müslümanlara, İslam hukukuna ve hatta Allah Celle Celaluhu'ya hakaret ve aşağılamaya vardıracak kadar sözü ileri götüren saygısız insanların zannettiği gibi bu konudan kanunlar hikmetsiz değildir. Hikmetlidir. Akla uygundur, mantığa uygundur. Ceza hukukunun kendi içerisinde anlayışına uygundur. İnsanları suç işlemekten caydırıcı güce sahiptir. Malı gerçekten korur. Ve sadece suçu işleyeni cezalandırır. Masum insanları cezalandırmaz. Mesela pratikte bir şey söyleyeyim. Bu İslamiyet'in el kesme hususunu Cenab-ı Allah'ın bu ayetten itiraz edenler. Dikkat! Bir kere şunu herkes bilsin ki Allah'ın ayetini inkar etme veya iman etse bile reddetme içeriğini veya beğenmeme, aşağılama, onu gereksiz, lüzumsuz görme bir insanı Müslümansa kesinlikle dinden çıkar. Onun için aklı bir şeye yetmeyen bazı insanlar olabilir. Aldıkları eğitim, din dışı bir eğitim oldukları için, içinde yaşadıkları sistem, İslam hukukunu uygulamayan bir sistem olduğu için, İslam hakkında yeteri kadar bilgileri olmadığı için sonuçta aklına yatmayan, yadırgadıkları Kur'an'ın ayetlerini derhal ya okuma yazma ve anlamaları varsa tefsirlerden açıklamasını okuyacaklar, veya فَسْأَلُوا اَهْلَ ذِكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
Bilmiyorsanız bu işin ehline, uzmanına, bil bilenine soracak ve öğrenecek. Değilse o düşünce devam ettiği sürece kesinlikle dinden çıkarlar yani. Akaid konularında bunu açık seçik söylemiştik ve çok da tekrarlamıştık. Bir kere daha tekrarlayalım. Cenab-ı Allah'ın bir ayetini inkar veya ayetinin içindeki manasını inkar, inkar olmasa bile beğenmeme, çirkin görme, aşağılama bir insanı kesinlikle dinden çıkarır. Müslüman olmak insanlara bir şey ifade ediyorsa, yani bir değer ifade ediyorsa, ben Müslümanım diyor ve bunda da ciddiyse, bu Müslümanlığın gitmesi zoruna gidecek kadar bir kayıp olarak görüyorsa buna dikkat etmesi lazım. Bu iman işidir. Şakaya gelir tarafı yoktur. Ciddi bir meseledir. Şimdi bir insan bir hırsızlık yaptığı zaman bugünkü hukukun vermiş olduğu ceza ile bu hırsızlık suçu önleniyor mu söyleyin bana. Bir caydırıcılığı var mıdır? Hatta dalga geçiyorlar hırsızlar. Yani soba yok evde, kalorifer yanmıyor, gidelim kış günü bitti, yatalım yazın geri çıkarız diyorlar. Bu işi bu kadar sulandırmışlar. Yani bu ceza, polisler dert yanıyorlar, biz buradan sokuyoruz seni, cumhurda devlet bir avukat tutuyor, arka kapıdan geri bırakıyorlar diyor. Yatırsalar ne olur? 3 ay, 5 ay yatacak. Polisin zahmetinin maaşı bize ait. Bu hırsızları yakalayacak polisin masrafı bize ait. Mahkemenin masrafı bize ait. Cezaevine koydukları zaman oranın gardiyan masrafı, jandarma masrafı, bina masrafı, yedirilmesi, içirilmesi masrafı bize ait. İçeride yattığı sürece beyin hiç çalışmadan yatacak, yiyecek, içecek. Çocuklar da bu cemiyetin üstüne yük olacak bize ait. Dışarıda olsaydı kazan sağlayacak, enerji sarf edecekti ve kendi geliri sağlayacaktı. Bu da yok. Bunun kürmeti de bize ait. Nedir lan bizim bu adamlardan çektiğimiz ya? Bunların hepsi senin, benim kesemden gidiyor. Kimi cezalandırıyorsunuz? Toplum mu? Suçsuz insanları. İslamiyet hem de çok caydırıcı. El kesme hukukunu getirmiştir. Evet, biz bunu iftiharla söylüyoruz. Çünkü zınkada bu hırsızlık suçunu durdurur. El uzattığı zaman bir hırsızlık bakar bu sevgili el gidecek. Geri çekilir. İşte caydırıcılık budur. Böylece hem kendini korur. Hem başka Müslümanları canını yakmaz malını korur. Adam bir zaruretten dolayı, bir mecburiyetten dolayı hırsızlık yapıyorsa din bunun yerini zaten kesmez. Önce İslam kendi sistemiyle fakirlik problemini halleder. Buna rağmen memlekette genel bir kıtlık olur, bir savaş olur, bir sebepten dolayı bir açlık varsa hudud bir şubuhat, şüpheli şeyler varsa bir adamı hırsızlığa ya da suça iten bu durumlarda cezayı kaldır diyor Peygamberimiz. İslam aç adam hırsızlık yaptığında ceza vermez. Peki bir insan düşünün, küçük yaştan beri eğitiliyor, Allah korkusu kalbine koyuluyor, malı helal yoldan kazanması kendisine anlatılıyor, almanın değil vermenin erdem olduğu anlatılıyor, sürekli sadakaya, infaka, tasadduka, ikrama ayarlanıyor, anlatılıyor, şartlandırılıyor. Bu adam zaten hırsızlık yapmayı düşünmez. Karnı da doyulursa bir insan niye hırsızlık yapar? Ne gerekçesi vardır? Eğer çocukluktan beri öğrendiği dini, terbiyeyi, topluma saygıyı, izzeti, her şeyi bir kenara atmış, hala da bunu yapmak istiyorsa, elini uzattığı zaman eline şöyle bir bakar. Bu çok lazım olan organ kesilecek. Bir, elinden olacak. İki, kesik el hırsız olduğunu ilan edecek. Yaşadığı sürece bunun utancıyla yaşayacak. Geri çekil. İşte caydırıcılık budur. İki şey çok önemli. Bir, İslam hukuku uygulanacak. Onun iktisadıyla fakir kalmayacak. Adam hırsızlık yapmak zorunda kalmayacak. Zaten böyle bir zorluk varsa, zorunluluk varsa bundan dolayı da ceza
verilmez, uygulanmaz yani. Bu da ayrı bir konu. Üstelik bu el kesme hususunda bir şey daha var. Hırsızlığın tarifine görelim. Başkasının korunan nisap miktarı malını gizlice alan akil, baliğ kimsedir. Şimdi eskiden mantık ilminde tarifler yapılırken efradını cami ağyarını mani olacak derlerdi. Yani bir tarif kendisiyle alakalı konuları içerisine alır. Kendisiyle alakası olmayan mevzuları da dışına atar, hiç gündeme getirmez. Bir tarifin güzelliği bu ölçülere uygunluğundan bellidir. Bu efradını cami ağyarını mani bir tariftir. Şimdi bu tarifin her bir kelimesini tek tek yorumlayarak olayı biraz daha ortaya koyabiliriz. Buna eskiler tahlil derlerdi. İşte şimdikiler de sentez diyorlar. Efendim ne diyorlar ona? Tahlilin tamzıttığını bir de söyleyemedim. Onu da siz söylersiniz inşallah. Biz bu tahlili yapalım. Analiz sentez. Belli olsun. Yabancı kelimeden alışamadık gitti. Hırsız başkasının korunan, demek ki bir, başkasının malını çalacak. Hırsız. Kendisinin malı değil. Ana babasının malı değil. Akrabalarını filan da değil. Başkasının malını korunan bir yerden çalacak. Çünkü biz akrabasını derken işte Ahzab suresi, Nur suresinde ayetlerde gördük. İnsanlar kendisine izin verilen evlere ya da annesinin, babasının, dayısının, halasının, teyzesinin, amcasının, kardeşlerinin evlerine gidip oradaki yiyeceklerden, içeceklerden sormadan da yiyebilir. Yani böyle bir kolaylık vardır. Kendisinin malı, iki, kendisinin malı olmayacak, başkasının, yabancının malı olacak, korunan bir mal olacak. Yani evin içerisinde alınmış, kapısı kilitlenmiş bir mal olacak. Bahçedeki meyveyi yemiş, bağdaki üzümü yemiş, helal olsun. İslamiyet'te böyle bir güzellik vardır. İstisbar edilmesin tabi de. Eski zamanlarda ulaşım da böyle değildi. İnsanlar köylerden köylere, kasabalardan kasabalara giderlerdi. İnsanların bir bağdan, bir bahçeden geçerken bir meyve gördüklerinde yol kenarındaki bu bahçelerden karınlarını doyuracak kadar yemeleri caizdir. Ama ceplerine, bohçalarına, heybelerine koyup da götürmeyecekler. Müslümanlık bu örfü bütün Müslümanlara vermiştir. Eskiden de öyleydi, bunu sormazlardı. Ya da yol kenarlarında gelen yolculara biz yetiştik, hala bahçe sahipleri bir yolcu gördü mü yolda giderken önüne domates koyar, hıyar koyar, incir, üzüm koyarlar. Onların doyurmasını sağlarlar. Böyle bir örf var. Ama cebine koyup gitmeyecek. Demek ki yolda giderken acıkırsak bir Müslümanın bağına girip oradan bir şeyler yiyebiliriz. Bu caizdir yani. Ama ihtiyacımız varsa yapalım. Yoksa buna da tenezzül etmeyelim. Bu da ayrı bir konu. Demek ki korunan bir yerden çalacak bu adam. Meydandaki bir malı çalmaya hırsızlık denmez, eli de kesilmez. Üstelik bu mal nisap miktarı bir mal olacak. Bu nisap miktarının ne olduğu hususunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında işte 3 dirhem diyorlar, daha fazla diyorlar, daha açık diyorlar. Bir kalkan miktarı diyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kalkan çalmış bir insanın bu cezayı uygulamıştı. قَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ سَارِقًا ف۪ي مِحْجَنٍ قِيمَتُهُ ثَلَاسَةُ دَرَاهِمْ. Mesela Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah radıyallahu anh buyuruyor, diyor ki قَطَعَ النَّبِيُّ سَارِقًا, Peygamberimiz bir sarikin, bir hırsızın elini kesti. ف۪ي مِحْجَنٍ, bir zırhtan ya da şey, kalkandan dolayı. قِيمَتُهُ ثَلَاسَةُ دَرَاهِمْ, onun kıymeti de 3 dirhemdir. Bugün olursa bu 3 dirhemin, bu kıymetin ne kadar olduğunu insanlar, alimlerimiz yeniden tespit ederler inşallah. Demek ki basit bir maldan değil, ucuz bir maldan değil, kıymetli bir, çalındığı zaman insanı üzecek bir mal miktarı olacak bu nisap miktarı mal. Bu malı gizlice alacak bir insan. Açıktan gelmiş, çarpmış gitmiş, dövmüş almış gitmiş, vurmuş almış gitmiş, yağmalamış gitmiş. Bundan da kesilmez. Bunun cezası daha azdır. Neden? Çünkü insanlar bu gibi olaylara karşı mallara sahip olurlar, kavga yaparlar, gerekirse dövüşürler. Hatta bu uğurda ölen, malını muhafaza etmek için ölen şehittir işte.
malı muhafaza, tıpkı din muhafaza gibi, canı muhafaza gibi muhafaza edilmesi, korunması gerekir. İnsan bunun için savaşırsa hakkı vardır. Baba, lanet olsun deyip serbest bırakabilir. Yanlış. Alsın gitsin diye lanet etmeden de serbest bırakabilir. İsterse kavga eder, savaşır, ölürse şehittir. Malı muhafazanın dinde bu kadar önemi vardır. Şimdi adam senin karşısına çıkmış ya da vurmuş almış ya da açıktan çalmış ya gizlilik yapmış. Bu hırsızlık değildir. Buna karşı insanlar tedbirlerini alabilir. Daha da az vuku bulurlar. Hırsızlık genellikle gizlice alıp götürmektir. Ve bu işi akil ve baliğ bir insan yapar. Müslüman ya da kafir. Akil, akıllı. Demek ki delilerin bu tür hırsızlıkları sorumsuz oldukları için cezaya gerek yoktur. Baliğ çocuklar, akil, akıllılar, deliler dışında. Çocuklar ve deliler demek ki bu cezanın dışındadırlar. Öyleyse bu tahlili yaptıktan sonra bir kere daha okuyalım bu hırsızın tarifini. Başkasının malını korunan bir yerde nisap miktarı olan bu malı gizlice alan akıllı ve buluğ çağına ermiş insanlar. Şimdi kardeşim ne mecburiyetin var? Açsan söyle, seni doyursunlar. Söylemedin, hırsızlık yaptın, demin anlattık, tekrar etmeyelim. Geneli kesilmez aç olan insanın, aç olduğu için. Dahası bu gizli yerde çalınan malın da nisap miktarı olunca söyleyelim onu da, böyle kalıcı bir mal olması lazım. Domates çalmış, hıyar çalmış, patlıcan çalmış, böyle kalıcı olmayan mallardan dolayı da eli kesilmez. Demek ki bu adam hırsızlığı bir adet edinmiştir. Yoksa bir Müslüman İslam toplumunda bunu yapmaya hiçbir gerekçesi olamaz. Tamamen mala taparlıktandır. Öyleyse es-sariku ve's-sarikatu bu şartlarda kadın erkek hırsızlık yapar faktahu eydiyehuma ellerini kesiniz. Bir caydırıcılık olarak ceza bima keseba yaptıklarına karşılık bir ceza nekale minallah Allah'tan da bir azap olarak Maide suresi 38. ayet-i kerime 39. ayette buyuruyor ki hemen tâbe bir insan tevbe ederse pişman olursa bu yaptığından min ba'du zulmi diye bu zulmünden sonra bu günahından sonra ve asbaha işini düzeltirse terk ederse hırsızlığını gider malı sahibine teslim ederse fe inna allaha yetubu aleyh Allah da onun tövbesini kabul eder. Elde kesilmez. Neden? Şikayetçisi yok. Demek ki elin kesilmesi için hırsızlık yaptığı adamın mahkemeye müracaat etmesi lazım. Mahkeme safhasından önce gider o adamla anlaşabilir, tövbe edebilir, malını verebilir ve dava mahkemeye arz edilmemişse gene el kesilme cezasına gerek yoktur. İnnallahu gafur. Hırsız bile olsa Allah tevbe eden günahını affı mağfiret eder, rahim, acır, merhamet eder. Evet. Buna bir gerekçe olarak elem ta'alem bilmez misin ennallâhe lehu mulkü semavati vel arz. Allah Celle Celaluhu semavat ve arzın mülkü iktidarı yönetimi sahipliğine ait. Yuadibu men yaşa ve yaghfirli men yaşa. Dilediğine azap eder, dilediğine affı mağfiret eder. Kim karışabilir? Vallahu ala kulli şeyin kadir. Allah Celle Celaluhu her şeye güç getirendir. Bu da 40. ayet-i kerimeydi. Yani yerlerin ve göklerin maliki olan Allah, helal rızık peşinde olan bir insana bu durumları düşünmeyecek kadar rızık da verir. Nitekim dilenciliğin kötülüğü babında dilenciliği önlemek için sevgili Peygamberimizin insanlara nasıl yol gösterdiğini de anlamıştık. Maksat mal emniyetini korumak dedik. Malı müdafaa ederken öldürülürse şehittir dedik. Gasp, yağma, kaçırma, hırsızlık gibi değil. Çünkü insan bunlara karşı tedbir alabilir dedik. Cezasının hikmetini söyledik. Yani burada suç işleyen bir insan var ve o cezalandırılıyor. İtiraz edenler boş yere itiraz ediyorlar. Tok bir insan niye çalar? Niye izzetini düşürür?
Bunun akılda, mantıkla bir alakası yok. Bu adamın cezalandırılması gerekir. İslam ceza hukuku suçluyu cezalandırır. Böyle bir şey bırakır. Yani elini keser, bırakır. Bu kadar. Hayata bir yük olmaz. Uzun uzun onu ayrıca yatırıp da bir sürü insanın başına dikmez. Bir sürü ekonomik yatırımı onlara harcamaz. Bunları ailelerinden de uzak tutmaz. Ekonomik faaliyetlerini de engellemez. Dışarıda gide gene çalışabilirler. Çok pratik bir cezadır. Anlamak istemiyorlar. Bir işe de yaramıyor kendi hukukları zaten. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın artı bir de hırsızlık suçundan insanların nefret ettirmesi var. لَا يَسْرِقُ السَّارِقْ حَيْنَ يَسْرِقْ وَهُوَ مُؤْمِنُ Bir hırsız hırsızlık ettiği anda mümin olarak hırsızlık edemez diyor Peygamberimiz. Allah'a inanan, ahirete inanan bir insan nasıl hırsızlık yapacak? لَا يَسْرِقُ السَّارِقْ حَيْنَ يَسْرِقْ Hırsız, hırsızlık yaptığı anda وَهُوَ مُؤْمِنُ mümin olarak yapamaz. İman çıkmış gitmiştir ondan. Bu kadar nefret ettiriyor. Müslümanlık. Tebliğ ediyor. Rızkın Allah'tan olduğunu beyan buyuruyor. Rızkın mahsum olduğunu söylüyor. Ölümden kaçtığın gibi rızıktan kaçsan gene seni bulur diyor. İnsanları temiz yemeye davet ediyor. Haram yiyenin ne farz ne nafile kabul etmeyeceğini söylüyor. Ruhunu, kalbini, aklını besliyor da besliyor bu fikirleri. Karnı da doyuyor. Buna rağmen insan niye çalsın ki? Onun için İslam tarihinde diyor, İslam'ın etrafındaki şüpheler kitabında Muhammed Kutup 400 yılda 6 tane hırsızlık hadisesinden herkesin olmuş. Bu kadar. Müslümanların yaşadığı toplumda insanlar dükkanlarını kapatmadan evlerine giderdi. Sık sık anlatıyoruz işte. Sadaka taşları vardı. İnsanlar paraları koyuyorlardı taşlara. İhtiyacı olan gelip alıyordu. İnsanlar vermeye ayarlanmıştı, almaya değil. Vakıflar, dernekler, yatırımlar, Allah rızası için. Allah'tan korkan bir insan hırsızlık yapamaz. Ama insanları yaptı, işte o zaman da yaparken düşünür, tekrar oluyor ama söyleyelim, caydırıcılığı vardır bunun. Buna rağmen yapmışsa bunu uygulamak lazım. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında Mahzum kabilesinden bir kadın bir hırsızlık yapmış. Bu kütüb-i sitlerin değişik kitaplarında teferruatıyla anlatılır. Bir hırsızlığı var, bunun yanında emanetlere suistimali de var. Ama hırsızlıktan dolayı el kesilecek. Bu kadın zamanında Müslümanlara yardım etmiş bir kadın imiş. Dolayısıyla hatırlı birisiymiş. Kendi aralarında diyorlar ki ya Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a desek de bunu affetse olay mahkemeye intikal etmiş. Kim yapar bunu? Yapsa yapsa Üsame yapar diyorlar. Üsame Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın önce evlatlık yasaklanmadan evvel evlatlığı olan Zeyd'in oğlu radıyallahu teala anhu mu? Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin'le yaşıt. Peygamberimizin bir dizinde Hazreti Hasan ya da Hüseyin bir dizinde Üsame olurdu. Efendimizin bazen üstüne binerler, namaz bile, namaz kılarken boyunlarda olurlardı. Çok severdi onu, çocukluğundan beri. Genç bir delikanlı. Onu böyle teşvik ettiler, o da toyluğuna binaen aldandı ve gitti Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bu kadın hakkında şefaat etti. اَتَشْفَعُ مِنْ حَدِّنْ حُدُودِ اللّٰهِ Peygamberimiz bir kızdı ona. Allah'ın koyduğu bir kanundan dolayı mı uygulanmaması için sen bana şefaat ediyorsun? Yavuz sen. Çıktı dışarı. İlan etti millet. Toplandı camiye. Hutbeye çıktı ve hutbe okudu. Dikkat edin. Sizden evvelkilerin helak olmasına sebep şuydu. İzâ kânû Hum seriku fi şerif fe akamul had işlerinde el kemakal şerefli saygın
birisi hırsızlık yaptığı zaman ona haddi ikame etmezler. Ama zayıf, gariban, sıradan bir insan suç işlediği zaman, hırsızlık yaptığı zaman ona haddi cezasını uygularlar. Ey mullah, Allah'a yemin ederim ki fe inne Fatımete binte Muhammed serakat lekatahliye defa. Muhammed'in kızı Fatıma hırsızlık yapsa hiç şüphesiz onun derini keserdim. Sizden evvelkileri helak eden şuydu diyor Peygamberimiz. Neymiş? Aradan kaç bin sene geçmiş. Şu cemiyete boynunuzu kaldırın bir daha bakın. Bir memleketi helak eden neymiş? İçlerinde şerif, saygın insanlar suç işledikleri zaman mahkemede onlara ceza vermekten vazgeçmiş, verememişler. Sıradan insanlar, zayıf insanlar suç işledikleri zaman cezasını vermişler. İşte bu yüzden helak oldular diyor. Adalet mülkün temeli bu yüzdendir. Adalet olmasa mülk, devlet, iktidar çöker, yıkılır gider. Aradan bu kadar zaman geçti. Bugün İslam hukukuna şöyle böyle diye dil uzatan anayasa profesörü bir üniversite rektörü suç işlediği zaman yakasına yargı yapışıyor, o çıkıyor beyanat veriyor. Cumhuriyet Üniversitesi'nin rektörünü suçlayıp yargılamak Cumhuriyet'e ve onu kuranlara hakarettir, düşmanlıktır diyor. Ayıkta pirincim taşın. Bunu yargı değil, yönetim yapıyor diyor. Birisi kalkıyor kendi felle insan, profesör suç işlemiş. Alıp götürün dedikleri zaman ya da büyük bir yazar suç işlemiş. Alıp götürün dedikleri zaman ya da general, albay, yarbay suç işledikleri zaman ve bunlar saygın insanlar, bunlar memlekete hizmet eden insanlar, bunları siz nasıl yargılarsınız? Nasıl mantık bu? Nasıl mantık bu? Sıradan insanlar suç işlediği zaman gidilecek ve ceza verilecek, tıs çıkmayacak, oyu çok güzel denilecek. Kardeşim, profesörse profesör, yazarsa yazar, generalsa general. Millete hizmet etmişse mükafatını da almış. Millet bol bol maaş vermiş kendisine. İkramiye vermiş. Ev vermiş. Araba vermiş. Akçı vermiş. Bekmiş vermiş. Ömrünün sonuna kadar gayet lüks içerisinde yaşatmış. Buna rağmen bu hizmetler az diyorsa yapmasın canım. Razı olmuş yapmışsa da Allah razı olsun. Ama bu insan bir gün geldi suç işlediği zaman sen saygınsın diye seni serbest bırakmak, nerede kaldı eşitlik, nerede kaldı adalet, nerede kaldı hukukun üstünlüğü? Bunu kim söylüyor? Bunu kim istiyor? Bunu yargıçlar istiyor. Bunu profesörler istiyor. Bunu en üst düzey eğitim görmüş üniversite mezunları, yıllardır yöneticilik yapmış insanlar söylüyor. Hayret ediyorsunuz. Böyle bir ülke yıkılır. Böyle bir millet helak olur. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sözleri müthiş bir hukuki kuraldır. Dolayısıyla hukuk herkese eşit olarak uygulanmalı. Ama dünya çıktı standa. Yazıklar olsun. İran nükleer silah yapacak diye başta Amerika, İngiltere, Avrupa yeri göğüsüne diyorlar. Ne olmuş? Ha bu bir şey nükleer silah yaparsa dünya için tehlikeli olur. Daha yaparsa, yapma aşamasında. Ama öbür tarafta dünyanın belası bir İsrail var. Ve bu adam yapmış ya da birisinden almış cephane elinde bu bomba şimdi var. Tıs, hiç kimse onu konuşmuyor. Ya bu daha yapacak. Bu işi yapmış bitirmiş. Bunu niye gündeme getirmiyor konuşmuyorsunuz? O hiç yok. Neden? İran Müslüman
İsrail kendi dinlerinden. Adalete bak. Bunlar da şöyle bakarsanız kendilerini medeni, çağdaş, dünyaya örnek gösteriyor. İslam ülkelerini ya da üçüncü dünya ülkelerini beğenmiyor, adam bir yere koymuyorlar. Bu anlayış nedir? Demek ki anlattığım olaylar bir ülkede olursa ülkeyi yıkar. Bu şimdi anlattığım beynelmiler, ülkeler arasındaki bu olaylar da bütün dünyayı yakar ve yıkar. Adalet mülkün temeli ise yakar ve yıkar. Onun için herkes adil olmak zorundadır. Herkes hukuka saygı duymak zorundadır. Hukuk herkese eşit olarak tatbik edilmek zorundadır. Ve suç işleyen cezasını almak zorundadır. O yüzden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. لَا يَسْرِقُ السَّارِخِ لَا يَسْرِقُ وَهُمَ مُؤْمِنْ Mümin olduğu halde bir hırsızlık, hırsızlık yapamaz. Ama mümkün mertebe bu uygulamayı şüphe varsa kaldırır. Adamın birisi hırsızlık yapmış, tuttular bunu getirdiler Peygamberimize, çaldığım var meydanda yok. Peygamberimiz şöyle bir baktı, afta yanılmak, cezada yanılmaktan daha iyidir der Peygamberimiz. Şüpheli bir durum varsa cezaları kaldırın der. Hakikaten bir adama suçsuz yere ceza vermektense, yani af edersin, orada yanılmak daha kolay. İnsanların menfaatı. Çalınan eşya eşya yok. Peygamberimiz baktı, bu bir şüpheydi yani. Çalmamış olabilirdim. Ben senin hırsızlık yaptığını zannetmiyorum dedi. Adam Müslüman adam. Peygamberimizin huzurunda. Allah da görüyor. Yapmış bir hata ama utanıyor. Yaptım ya Resulallah dedi. Peygamberimiz onu bir kez daha yokladı. Mal meydanda yok. Ben zannetmem ki sen hırsızlık yapmış olasın. O hala hayır çaldım ya Resulallah dedi. Ve yapılacak hiçbir şey olmadığı için, itiraf olduğu için, bizzat kendisi söylediği için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam emrettiler. Bunun eli kesildi. Müslümanların böyle de bir durumları var. Yani dünyada cezamızı çekelim, ahirette yüzü kara gitmeyelim. Çünkü bu dünyadaki ceza insanları temizler. Bir de tövbe ederse biiznillah o günahta bir şey kalmaz. İnsan bu saydığımız şartlarda bir hırsızlık yaparsa onu da söyleyelim. Evet, hukuken sağ eli bilekten kesilir. Mezhebimize göre dirsekten ya da daha yukarıdan diyenler olursa da uygulama bizim mezhebimizde daha çok olmuş. Hanefi mezhebi devlet mezhebi sayılır. Ancak övünelim. Anadolu'da Şafii kardeşlerimiz falan var mıdır? Güzel mesimler. Genellikle Hanefilerin ki mezhebi toplum ve devlet ve yönetim mezhebidir. Birinci çalışta böyle, ikinci hırsızlık yaptığı sabit olursa çaprazlama bir ayağı kesilir. Ondan sonra Hanefi mezhebinde kesilmez, hapsedilir. Islah oluncaya kadar. Yani bir el, bir ayak. Bazı hukukçularımız bir el, sonra bir ayak. Üçüncü kere dönerse tersinden öteki el, dördüncü kere tersinden öbür ayakta kesilir diyenler olmuş ise de Hanefi hukuku dediğim gibi uygulamaya daha müsait görünüyor. Her halükarda hırsızlık dünyada da ardır. Utanç verici, yüz kısaltıcı bir ahlaksızlık, bir suçtur. Ahirette de ağır olur. Allah Celle Celaluhu Müslümanlar böyle yüz kısaltıcı suçlar işlemekten muhafaza buyursun. İşlemiş olan Müslümanlara da derhal tevbe-i nasuh ile tevbe etmeyi nasib-i müyesser eylesin. Amin. Ve selamun aleyhi ve sellem. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.